Birlikte Sayın Uysal, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem Sayın Ersoy'un istifası hem Koca Sinan'da bir belediye meclis üyesinin buna tepki göstererek istifa etmesi? Disiplin sürecinden ne çıkar Sayın Ersoy'un bilmiyoruz elbette. Kesin ihraç talebi, kesin ihraçla sonuçlanabilecek olması tartışılıyor kuşkusuz. Ancak ekonomik eleştiriler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönük eleştiriler MHP'de bir iç disiplin soruşturmasına dönmüş durumda. Belki bu yönüyle de bir incelemeyi hak ediyor. Açıkçası bu tip sonuç disipline sevk edilmelerin genel itibariyle disiplin sonucunu aşağı yukarı biliyoruz Türkiye'de. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen biri büyük ihtimalle kesin ihraç ediliyor. Evet. Şimdi bunun bir parti içi demokrasi meselesi olduğu muhakkak ama konuyu sadece oradan ele almaya kalkarsak çok az bir bilgiyle yetinmiş oluruz. Daha doğrusu Türkiye'de bu devamlı tartışılan bir şeydir parti içi demokrasi meselesi ama bunun aslında başka sonuçları olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisini getirdiği yeri anlamak açısından bu bence çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz uzun süredir Milliyetçi Hareket Partisi devletin bekası gibi herkesin, bütün Türkiye'nin, bütün siyasi partilerin aslında hassas olduğu bir konu üzerinden siyaset yürütüyor. Ama bunu en önemli başat mesele olarak değil, tek mesele olarak yürütüyor. Yani başka bir konu üzerinde konuşmanın pek mümkün olmadığı bir siyasi parti haline geldi Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi mesela devamlı Millet İttifakı'na sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruluyor biliyorsunuz Cumhur İttifakı tarafından. Çünkü kendilerininki belli. Kendilerininki belli ama bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu belli olan denklemin içerisinde nerede durduğunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı da teşkilatı da bilmiyor. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu durum bana çok enteresan geliyor. Mesela aynı açıklamaları aşağı yukarı Mahir Ünal da yapıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'deki ekonomik şartların vatandaşın belini büktüğünü açık açık söylüyor. Ve bununla ilgili olarak tek fark şu ki bunu çözersek biz çözeriz diyor. Evet. Ama bunu söyleyen bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olduğunda tahammül edilemez duruma geliyor. İşin enteresan yanı burası. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetsizleşiyor ya da siyasetsiz davranmayı tercih ediyor. Tek siyasetini devletin bekası üzerinden yürütüyor. Öyle görünüyor. Yani bu görüntü Türkiye'yi yönetme iddiasından çıktığını gösteriyor aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bahsi geçen Sayın Ersoy kulislerde, daha doğrusu parti içi sohbetlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin manevi oğlu gibi diye değerlendirdi. Evet. Hatta biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir şeyidir, alameti farikasıdır antika arabaları. Bunlardan birisini de kendisine hediye ettiği ile ilgili bilgiler var biliyorsunuz. Sonra Sayın Ersoy'un tweetlerine bakıyorum. Yani son güne kadar çok önemli tweetleri var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de ülkücü hareket mesele davasına da son derece bağlı kalmış bir milletvekili. Kayseri'de son derece büyük bir etkinliği var Sayın Ersoy'un. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde ya da Türkiye'nin genelinde milletvekillerinin kendi bölgelerinde bir ağırlığının olduğu pek görülmez. Bu milletvekilinin, yani Sayın Ersoy'un Kayseri'de ciddi bir ağırlığı var. Şimdi Kayseri'nin yapısı gereği milliyetçi muhafazakar bir yer. Ve böyle bir yerde bir gaz patlaması oluyor. Bakın bu aslında Türkiye'ye şamil bir örnek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisini sadece devletin bekası meselesi üzerine hapsetmesiyle, ki bu haksız bir şey değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası çok önemli bir şeydir. Türkiye şu anda önemli sıkıntılar içerisindedir. Beka sorunu evet bir realitedir. Bin yıldır böyle bir sorun vardır zaten. Ama bir de milletin, halkın bekası var. Şimdi halkın bekası da ekonomi şu anda. Türkiye'de ekonominin kötü gittiğini söylemenin partiden ihraç sebebi olması çok enteresandır.
bu Türkiye'yi yönetme iddiasından vazgeçmeye delalet eder. Böyle bir durumda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının nasıl davranacağı orada işte değişik bir yol alır. Ya bu mesele aslında böyle 3 dakika 5 dakika konuşulmaktan çok daha önemli bir meseledir bence. Parti içi demokrasi meselesinden çok daha önemlidir. Türkiye'de siyasetin izleyeceği yolu görmek açısından üzerine uzun uzun konuşulmalı. Hatta bir program yapılmalı diye düşünüyorum. Bugün her ne kadar merkeze yaklaşmaya çalıştığı görülse bile tabanı milliyetçiler üzerine kurulmuş olan İYİ Parti'nin önünde çok ciddi bir yol alma şansı doğmuştur bu hamleyle. Bu hamlenin tek başına kalacağını da düşünmüyorum. Biraz önce söylediğim gibi yani tam bunu soracaktım Sayın Uysal. Bir belediye meclis üyesi istifa etti buna. Başka neleri tetikleyebilir? Başka bir karşı çıkış olabilir mi? Ya da ekonomi Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha çok konuşulacak olabilir mi? Yani şunu söylemek lazım. Aslında bu şuna delalet eder en çok. Şimdi şöyle düşünün. Bir siyasi partinin teşkilatında yöneticisiniz ya da milletvekilisiniz ya da yerelde o siyasi partinin bir yetkilisisiniz ve düşünün ki halkın en önemli meselesi hakkında konuşamıyorsunuz. Yani bu şekilde siyaset yapma şansınızın olma ihtimali var mı? Yani insanlar sizin parti binanıza geliyor, atıyorum ilçe binanıza geliyor veya dışarıda siz birini ziyaret ediyorsunuz ve onların gündemi ekonomi. Siz bu konuyu konuşamıyorsanız insanlarla, bu konuyu konuştuğunuzda partinizden ihraç ediliyorsanız siyaset yapamazsınız ki. Yani onların derdiyle hemhal olamıyorsanız nasıl siyaset yapacaksınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendisini siyasetsizleştiriyor derken bunu kastediyorum. Yani sadece milliyetçi ülkücülerin ideolojik ve aidiyetleri üzerinden onların şu an yaşadıkları psikolojiyi, yaşadıkları durumu, hayat pahalılığını, yaşam şartlarının zorluğunu görmezden gelerek siyaset üretemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda başka yollar açıyor kendi tabanına ve teşkilatına. Bugün bu tekrar edebilir dememin sebebi şu. İnsanlar siyaset yapmaya çalıştıkça Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi tarafından durdurulacaklar mı? Peki. Yani bu önemli, çok soru. Önemli bir mesele. Peki. Yani eğer buna devam edilecekse, mesela insanlar oturup birilerinin derdini dinleyecek, onlarla beraber dertlenecek ve bu bir sorun haline gelecekse nasıl siyaset yapacak Milliyetçi Hareket Partisi? Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi işte her ne kadar şu anda merkeze doğru yönelmeye çalışsa, oradaki boşluğu doldurmaya çalışsa da İYİ Parti'nin tabanında da aynı damar var biliyorsunuz. Ve insanların bir başka çıkış yolları da var. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı açısından söylüyorum bunu. Bugün %20'lere doğru gitme konusunda oldukça büyük mesafe almış yeni bir parti olan İYİ Parti için bu alan son derece mümbit, verimli bir alan haline gelecektir. Benim özellikle dikkat çekmeye çalıştığım şey bu, ama elbette ki bu bir parti için demokratik tahammülsüzlük meselesidir de. Yani insanların siyaset yaparken kullanacakları argümanlar, siz ne kadar yok deseniz de var olan ekonomik sıkıntılar üzerinden yapılmaya çalışıldığı andan itibaren, yani bu aslında şunu gösteriyor: Milliyetçi Hareket Partisi şu anda daha çok Milliyetçi Hareket Partisi olmaktan çok Cumhur İttifakı'nın bileşeni pozisyonunda kalmayı tercih ediyor. Yani bir kendine ait bir siyaset iklimi oluşturmaktansa Cumhur İttifakı'nın siyaset ikliminin içerisinde kalmayı tercih ediyor. Bunun ben Milliyetçi Hareket Partisi tabanında olumlu karşılanacağını düşünmüyorum. Özellikle de Kayseri gibi bir yerde yaşanan gaz sıkışmasından sonra. Peki. İnanç Uysal, çok teşekkür ediyorum. Detaylı bir analiz dinledik. Bazı kulislerle birlikte muhalif komiter yazarı İnanç Uysal bizlerle birlikteydi. Sayın Uysal, çok teşekkürler bir kez daha vakit ayırdığınız için. Özellikle Sayın Ersoy ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli kendisini çok sever. Beyanı, iddiası,
antika araç hediye etmişliği vardır. Yani kulislerde bunlar konuşulur şeklindeki yine beyanı ve iddiası kuşkusuz önemli. Belki de ihraçla sonuçlanmayacak. Evet, daha önceki bu yöndeki talepler ihraçla sonuçlandı. Disiplin süreçleri sayın konuğumuzun da söylediği üzere, Sayın Uysal'ın da söylediği üzere böyle sonuçlanmış olabilir. Ama belki bu sefer sonuçlanmayacak da olabilir. Dolayısıyla takip etmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu kurumsal açıklamalara da kulak vermek gerekir. Bu konuya dair de yeni bir açıklama geldiği takdirde yine paylaşacağız. Herhangi bir MHP yetkilisinden geldiği takdirde de yine bu ekranlardan paylaşacağız efendim. Şimdi kapanış haberimize gideceğiz. Kapanış haberimiz F-16'lar. Önce süreci bir hatırlatmak lazım. Şimdi F-16